Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Cumanız mübarek olsun sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Evet. Rabbini bilir misin? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Evet sevgili dostlar, Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abonelik etmeyi unutmayınız. Evet, konumuz Rabbini bilir misin? 3 gün üst üste hiç yemek yememişti. 4. gün evinden bir çıkayım demişti. Evet. Veysel Karani Hazretlerinin hayatını okuyoruz sevgili canlar. Yolda altın bir para ilişti gözlerine. Birinden düşmüş diye almadı onu yine. Sonra baktı bir koyun geliyordu ilerden. Ağzında altın para gelip durdu aniden. Başkasınındır diye ona ilişmemişti. Koyun dile gelerek ona şöyle demişti. Senin kulu olduğun Allah'ın kuluyum ben. Rabbinin gönderdiği bu rızkını al hemen. Aldı Veysel Karani o altını mecburen, sonra baktı o koyun kayboldu göz önünden. Buyurdu ki Allah'ı tanırsa bir şayet gizli kalmaz dünyada hiçbir şey ona elbet. Yüksekliği aradım baktım tevazudadır. Başkanlığı aradım gördüm nasihattadır. Kim ki şeref ararsa sarılsın ibadete, kim zenginlik ararsa tutunsun kanaate. Geldi Veysel Karani Medine beldesine, girdi Resulullah'ın mübarek türbesine. Görünce o türbeyi bayılıp düştü yere, kendine geldiğinde dedi oradakilere, götürün buradan beni, bu yerde yaşayamam. Ben bu yerde olursam hayattan tat alamam. Allah'ın Resulü'nün metfun olduğu yerde benim hayatta olmam yakışır mı edebe? Üveysin şehadeti. Daha önce de arz ettiğimiz gibi Hazreti Üveys kendi köyü olan Karani terk edip Küfe'ye yerleşmişti. Karani'deki hayatı, hali, tavrı nasılsa orada da aynıydı. Nasıl bir zat olduğu Karaniler tarafından bilindiği halde burada onu pek bilen yoktu. Onun için onu rahat bırakmıyorlardı. O da kimseyle konuşmaz, kendi halinde hareket eder, İnziva hayatı yaşamaya devam ederdi. Mescide gider, dışarı çıkmaz, çok zaman orada kalırdı. Mescitte vaktini daima zikir, şükür, tesbih, tefekkür ve namazla geçirirdi. Görünüşü bir meczup gibiydi. Devamlı olarak eski bir elbiseyle gezer, halk da onun nasıl bir zat olduğunu anlamazdı. Karanilerin yaptığı gibi Küfeliler içinde de 90'ını aşmış bu mübarek zatla alay edenler vardı. Hazreti Ömer'in halifeliğinden sonra Hazreti Osman halife olmuş. Onun şehit edilmesinden sonra da halifelik makamına Hazreti Ali Efendimiz geçmişti. Üveys Hazretleri epey ihtiyarlamış bulunuyordu. Bir asra yakın uzun bir ömür sürmüştü. Öbür taraftan da kendisini anlamayanların anlamamalarına üzülmüyor da dalga geçmeleri zoruna gidiyordu.
Bu dünyada bıkmış artık. Allah'ım bana şehitlik mertebesini nasip et diye dua ediyordu. Öbür taraftan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin halifelik günleri karışıklıklarla geçiyordu. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz münafıkların kandırıp kışkırttığı asiler tarafından zulmen şehit edilmişti. Hazreti Ali'nin önünde katillerin bulunup cezalandırılması gibi zor bir mesele vardı. Memleketin karma karışık olduğu böyle bir zamanda bu oldukça müşkildi. O zamanda Şam valisi bulunan Hazreti Muaviye, kendisinin akrabası olan Hazreti Osman'ın katillerinin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyordu. Hazreti Ali ise henüz ortamın müsait olmadığını ve beklenmesi gerektiğini düşünüyordu. Hazreti Muaviye'ye göre ise beklendikçe iş soğur ve tamamen çıkmaza girerdi. Aralarında bu şekilde bir görüş, daha doğrusu ihtihat farklılığı vardı. Bunu fırsat bilen münafıklar aralarında gidip gelerek ve her iki tarafa da devamlı olarak başka başka konuşarak meseleyi alemlendirdiler. Sonunda münafıklar gayelerine ulaştı ve istenmeyen bir netice meydana girdi. Yani maalesef Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında harp zuhur etti. Tarihte okuduğumuz bu harbin adı Sıffin Savaşı'dır. Birçok Müslümanın kanını aktığı bu harpten ne acıdır ki her iki taraftan da asaptan olan nice kimseler hayatını kaybetmiştir. Rivayetlere göre 90'ını aşmış bir ihtiyar olarak Üveys Hazretleri de İmam Cündi'nin tarihine göre Hazreti Ali tarafından olarak bu harbe iştirak etmiş ve burada şehit olmuştur. Rahmetullah aleyh. Süleym bin Kays, Hazreti Üveys'in Ammar bin Yasir ve Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh'ıma ile beraber düşüp şehit olduğunu gördüğünü söylemiştir. Bu durumda doğum tarihini bilmediğimiz ancak tahmin ettiğimiz Üveys Hazretlerinin vefatı 26 Temmuz 657 Hicri 37'dedir. Şemseddin Sami Kamusül Alamında Üveys Hazretlerinin vefatı 28 Mart 658 Hicri 17 Şevval 37 olarak zikretmektedir. Daha zayıf bir rivayette Abdullah bin Seleme rivayetine göre ise Hazreti Osman Ömer'in halifeliği zamanında Azerbaycan'ın fethine katılmış dönerken yolda hastalanıp vefat etmiştir. Önce hasta olarak taşınmaya çalışmışlarsa da o şekilde taşınmaya mecali olmadığını görünce indirmek mecburiyetinde kalmışlar. İndirilince de vefat etmiştir. O civarda bir kabir açıp bir akarsuda yıkamışlar, kefenleyip kokulayarak cenaze namazını kılıp defnetmişlerdir. Yollarına devam ederken Üveys'in kabri üzerinde bir işaret koymadıkları hatırlarına gelip bir işaret koymak için geri dönmüşler. Fakat geldiklerinde kabirden hiçbir eser bulamamışlar. Bu ikinci rivayet pek sıhhatli görünmemektedir. Çünkü Üveys Hazretleri Herem bin Hayyan Hazretleri ile görüşmüş ve ona yaptığı nasihat sırasında Hazreti Ömer'in vefat ettiğini söylemiştir. Bu konuşmayı Herem Hazreti nakletmektedirler. Azerbaycan'ın fethi de Hazreti Ömer zamanında olduğuna göre Hazreti Üveys'in bu seferde vefat etmiş olması tarihten pek uygun düşmemektedir. Diğer bir rivayet, Makamati Mesudi şerhinde yazıldığına göre Üveys Hazretleri Şam'da vefat etmiştir. Herem bin Hayyan'a dayandırılan bu nakle göre vefat ettiğinde yanında iki parça elbisesi bulunuyormuş. Birisinde Bismillahirrahmanirrahim Üveys el-Karani Allah'ın fazla ve rahmetiyle ateşten uzaktır yazılıymış. İkincisinde ise şu yazı bulunuyormuş. Üveys el-Karani'nin bu kefenli cennettendir. Başka rivayetler de vardır. Bazıları Anadolu'da, bazıları Hindistan'da, bazıları Horasan'da, Yemeniler de Yemen'de vefat etmiş olduğunu söylemektedirler. Bundan dolayı da ileride görüleceği gibi
muhtelif yerlerde mezarı bulunmaktadır. Sıfın harbinde şehit olduğuna dair olan birinci rivayet hepsinden daha kuvvetli olduğundan birçok eserler onu kabul etmektedirler. Bu değişik rivayetlerin sebebi Veysel Karani Hazretlerinin Müslümanlar tarafından aşırı derecede seviliyor olmasındandır. Anadolu Müslümanları da onu çok sevmektedir. Evlerin pencerelerinde daha yakın zamanlara kadar onunla ilgisi kasidenin yankıları dışarıya vurur. Zaman zaman Yemen illerinde Veysel Karani sesleri duyulurdu. Evet arkadaşlar, bayram özendi. YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum atmayı, abone etmeyi unutmayın sevgili dostlar.